Bakın, isterse şeyler gibi çok az vaktimiz kaldı ama fotoğrafı göstermek istiyorum çünkü haber almak istiyorum. 4 gündür kızlarının sesini duyamıyorlar. Halası, teyzesi, ablamısı aramızda. Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk Salı günü ortadan kayboluyor ve 15 yaşından bu yana ilişki yaşadığı iddia edilen ortaokul öğretmeni, yine bir çocuk babası 60 yaşındaki Ahmet Elmalı ile kaçtığını aile düşünüyordu. Onlar düşünürlerken dediğim gibi ellerine bir nikah cüzdanı ulaştı. Nikah cüzdanına da baktılar ki kızları gerçekten düşünüldüğü gibi evlenmiş. Kendisine zamanında ortaokul öğretmenliği yapan Ahmet Elmalı ile. Nerede arkadaşlar, işte söylerken verin. Bana da söyletmeden siz mesela akıl edip verseniz ne kadar güzel olacak değil mi? Böyle hani evet konuştuğunda verilecek mesela, konuştuğunda verilecek. Hani 15 yıl oldu ya, hani hep böyle oluyor ya. İşte nikah cüzdanı da burada. Sizi aramadı mı hiç? Aramadım. Kim ablası? Benim. Bilir misin kız kardeşin hayatını? Sana açılır mıydı, anlatır mıydı? Yani çok anlatmazdı ki Tum'du. İşte bir yıl önce falan bana hani bahsetti, böyle böyle bir durum var diye. Ben inanamadım çünkü evimize girip çıkan biriydi. Hani ailecek görüştüğümüz Bir de biriydi. öyle Evet. Hiç beklemediğimiz yerden vurulduk yani. Evinize Öyle. niye girip çıkıyordu? Yani işte babamın ta ortaokuldan beri arkadaşı işte. Hani bir aile dostluğu gibi bir şey var. Hani Nasıl yani? Senin babanın ortaokuldan arkadaşı mı? evet, babamla yaşıt. Bu korona o zaman iyi olmuş gelmiş. Eve kimseyi almıyoruz yani şahsen biz. Yani o zaman iyi olmuş bu korona diyeceğim. En azından kimse eve gelmiyor. En azından eve gelenden ummazsın yani. Daha Artık güvenli dışarıdakilere Allah ortamdayız. kerim. Daha Ya güvenli ne diyeyim ki yani? ortamdayız. Yani babanın ortaokul arkadaşı şu an senin kız kardeşinin evlendiği. Evet. Babanız hayatta mı? Evet, hayatta. O ne diyor bu işe? Yani ne desin? Ben kızımı Perişan. istiyorum Evet. diyor. Biz Ne olursa kardeşinizi olsun biz istiyoruz. istiyoruz. Peki siz bir sene önce öğrendiğinizde konuşmadınız mı bu kişiyle, senin ne işin var diye? Konuştuk, abime söyledim, işte abim konuştu, işte sevdim falan diyorlar. Yani bu sevgi değil yani, bu pedofili yani Müge Hanım, siz daha iyi bilirsiniz. Bunun adı sevgi değil. Kaç senedir beraberlermiş? 2013 yılından beri beraberlermiş. Yani 7 yıldır. 7-8 yıldır, evet, Kız şu beraberler. an 21 yaşında. Evet. Bu bir 11, 12, pedofili. 13, 14. Bu bir pedofil. Çok doğru bir tespit. Bu tamamen küçücük bir kız Ve o çocuğuna sırada okuldaki yapılmış bir öğretmeni. istismar. Evet. Yani tam dersine girdim bilmiyorum ama benim fen bilgisi öğretmenimdi yani. Biz Boğazköy'de oturuyoruz. Bir tane okul var zaten. Senin de mi Evet, öğretmenindi? benim de öğretmenim. Dediğim gibi ben öğretmen bir ailenin çocuğuyum. Annem şu an eminim evde saçını başını yoluyordur yani. Dur reklama girelim, arayayım annem ne diyecek şimdi. Oo, çıldırmış. Anne bakayım, dur mesaj atmış mı? Anne hala mesaj atmamışsın. Dur reklama gireyim, arayayım bakayım ne diyor kadıncağız. Şimdi arkadaşlarıyla konuşmuşlar. Arkadaşları da demiş ki yani onların ilişkileri yıllardır devam ediyordu aileye. Sana Evet. bir yıl önce açmış. Hı. Anladığım kadarıyla hep sizde, benim hayatımda Ahmet diye biri vardı yani defterine yazıyormuş falan filan, ama siz o Evet. Ahmet'in bu Ahmet olduğunu hiç tahmin edemiyorsunuz tabii Tabii ki. ki konduramıyor ki insan yani, evine giren çıkan babamın arkadaşı arkadaşına yapar mı yani böyle bir şeyi? Benim öğretmenim. Yani Şimdi sizin öyle değil mi Gülüm? Yani siz söyleyin. Bir valla öğretmen böyle yapar mı yani? Beni okuttu, yapmaz. bizim bütün mahallemizdeki çocukları okuttu, hepimizin öğretmeni. Sadece benim değil, bütün köyün öğretmeni yani. Ve köyde herkesin saygı duyduğu bir insan. O yüzden de Herkes saygı duyuyordu. kimse şüphelenmedi bu Yani. insandan. Bu da çok rahatlıkla istediğini yapabildi. Ama abim, annesi, yengem olan çok perişanlar. Biz ailece çok perişanız. Ve biz kocaman bir aileyiz ve Kübra'yı geri istiyoruz. Yani adam babamla eşit, 60 yaşında yani. Eğitimci bu adam, lütfen. Yetkililere sesleniyorum. Ve hala da öğretmenlik hayatına devam ediyor. Bu olay ortaya Devam. çıktıktan sonra tayinini istemiş. Evet, yani araştırılsın her şekilde. Artık yetkililere sesleniyorum. Lütfen duyun sesimizi. Ya artık bu öğretmenlik yapmasın. Sadece bizim çocuğumuz tamam ama daha başka çocuklar da olacak yani. Şimdi annemi aradım. Annem dedi ki sor bakalım dedi Büşra'ya. Onun da öğretmeniymiş.
diğer öğrencilere tavrı nasıldı dedi. Annem ilk onu sordu. Diğer öğrencilere tavrı nasıldı? Yani mesela temasla bulunur muydu? Ne evet bileyim? Dokunurdu yani. Saçlarıyla oynardı, şey yapardı. Yani yeri gelir sarılırdı da. Şimdi Büşra bunu söyleyince anneme dedim ki anne böyle olur mu dedim. Annem dedi ki hayır, hiçbir erkek öğretmen bir kız öğrencisine dokunamaz dedi. Şimdi onun da cevabını vereyim. Tabii hani onlar öğretmen olduğu için ben onların, yani eminim bizi izleyen birçok öğretmen de benzer şeyleri söyleyecektir. Kız öğrencilerle temasa giremez dedi. Şimdi Tener dedi ki benim dedi amcalarım dedi zorunda. Öğretmen dedi asla dedi. Hani ben de sordum dedi. Şimdi kız 21 yaşında, bu evlilik yasal. Tamam. Ama bu yıllardır devam eden bir ilişki ve işte bunu da arkadaşları biliyor, çevresi biliyor. Etik mi? Tabii ki değil. Şimdi arada böyle yani bazı şeyler vardır. Yasaldır, etik değildir. Evet. Ve bu arada acaba başka durumlarda var mı? Mesela bu yayını da o yüzden yapıyoruz. Ve hala da öğretmenliğe devam ediyor. Ben öğretmenlere çok büyük saygı duyuyorum. Gerçekten her zaman söylediğim gibi büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ama biz çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz. Neden emanet ediyoruz? 14 yaşında başlamışsa hayatlarını, bu işlem. Hayatlarını daha iyi hale getirmeleri için, hayatlarını çok daha güzel yaşamaları için emanet ediyoruz. Onların evet, verdikleri tabii. Bilgiyle, açtıkları yolla bizden daha bir adım ötede olsunlar, 10 adım ötede olsunlar diye emanet ediyoruz. Tutup da 21 yaşındaki çocuğumuz alsın da nikah kaçırıp nikah kıysın diye emanet etmiyoruz. Ben şimdi size öğretmenim diyemeyeceğim. Çok üzgünüm. Yani tabii ki bununla ilgili de eminim ki Milli Eğitim Bakanlığı da bir soruşturma başlatacaktır. Ama taraflarla konuşulup bir soruşturma başlatılıp öğretmenliğe devam edip etmemesinin ne kadar doğru, bununla ilgili de tabii müfettişler karar vereceklerdir evet. Diye düşünüyorum. Hatta 14 yaşından beri başlayan bir birliktelik varsa bu konuda Sayın Cumhuriyet Savcıları 14 yaşındaki talebesine el ve dil uzatan kişi hakkında yeniden takata başlayabilir, soruşturma açabilir. Ve alacağı ceza çok ağır. Çok daha ağırdır. Yani bu tespit çünkü edilirse... Çünkü emanet edilmiş bir çocuğa... Bakın bu tespit edilirse Müge Hanım, normal cezanın bir misli fazla eğiticiler, öğretmenler, işte amca, aile dayı vesaire yakınlar için verilecek ceza bir misli artırılarak verilir. Merve Canlı telefon attığımızdaymış. O da bu kişinin öğrencisiymiş bir zamanlar. Merveciğim günaydın. Günaydın Müge Hanım, merhabalar. Merhaba canım, buyur seni dinliyorum. Ben şu an 26 yaşındayım. 6. sınıfa giderken Boğaziçi'nde öğretmenim de kendisi, fen bilgisi öğretmenim de. Kendisi okulda şiddetle tanınan bir öğretmendi. Benim gözümde de öyleydi zaten. Yani kendisinin psikolojisinin çok düzgün olduğunu ben düşünmüyorum. Elim ayağım titriyor zaten. Çok üzgünüm bu konuda. Öğrencilerine şiddet mi uyguluyordu? Evet, evet. Yani çok şiddet uygulayan bir insandı. Kız öğrencilerine mi, erkek öğrencilere mi? Erkek öğrencilerine. Erkek öğrencilere. Yani şahit olduğum bir konu da vardı. Bir arkadaşımızı öyle bir dövmüştük ki yani arkadaşımın elinden ayağından böyle kanlar gelmişti. Yani o denli bir şiddet uygulamıştı. Kendisine ulaşabilirsem onu da arattıracağım zaten. Diğer arkadaşlarıma da ulaşıyorum bu konuyla alakalı. Arasınlar mutlaka, bildikleri bir şey varsa söylesinler. Peki yani sizlere tavrı nasıldı? Kız öğrencilere tavrı nasıldı? Yani şöyle hatırlıyorum. Kolunun altında kız öğrencilerle geziyordu okul bahçesinde. Yani Ahmet Elma Hoca'nın de benim aklıma sadece şiddet ve bu görüntüler geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor. Kolunun altına derken Büşra da kafa salladı. Nasıl evet, yani? Yani sarılıyordu böyle bu şekilde yani. Öyle kızlara öyle sarılıp geziyorum. Evet. Şimdi o kadar kötü, o kadar... Şimdi insan bir şey söyleyemiyor ki. Evet. Evet, maalesef. Şimdi maalesef. O çocuklara da gerçekten evlat gibi yaklaşıyor öğretmenler. Bir de biz bir tanesine, iki tanesine evde dövüşüyorlar, ses çıkarıyorlar diye tahammül edemezken onlar orada sınıfta en az 40 tane, 50 tane öğrenci idare etmek zorundalar. Çok zor bir iş öğretmenlik. Vallahi herkesin yapabileceği bir iş değil. Şimdi tabii ki o şefkatle mi yaklaşıyor, şununla mı yaklaşıyor? Şimdi bunun için kurallar kesin. Şimdi sen şefkatle de sarılabilirsin. Ama bu dışarıdan anlaşılmayacağı için evet. Dokunma diyor sana Milli Eğitim. Dokunma öğrenciye diyor. Bu kadar.
Biz zaten öğrencileri... Yani aslında tüm devlet memurlarının tabii, böyle kuralları yok mu? Tabii tabii. Sen ona başka türlü de yaklaşabilirsin ama sonra bu yanlış anlaşılmaya müsait mi kardeşim? Biz bir de hep şunu öğretiyoruz çocuklarımıza. Evet. Çevrenizde kendinize ait, bedeninize ait bir güven alanı oluşturun diye. Dolayısıyla bu güven alanının içerisinde bazı meslekler var ki öğretmenlik, hekimlik, hukukçular. Bunlar aradaki diyalogların son derece özel olduğu meslekler. O nedenle buradaki o diyaloğu güven ilişkisini sarsacak herhangi bir dokunma hareketi yapılamaz. Belirli bir mesafeyi korumak lazım. Aslında tüm kamu görevlilerinin, devlet evet. memurlarının diyelim genel itibariyle belirli kuralları var. O disiplin kesinlikle. Kuralları o vesaire kurallar da boşu boşuna konulmamış. Ama belli meslekler daha özel. Tabii. Daha hani öğretmen yani, bu ilişkiyi korumak adına daha dikkat edilmesi, titizlikle yaklaşılması gereken meslekler. Allah Allah. Peki şimdi kızdan da hiç haber yok. Kızınıza da bir sesini... Biz sesini duymak istiyoruz ve biz psikolojik baskı altında olduğunu düşünüyorum ben. Kendi isteğiyle gitmiyor o. Yani kendi isteğiyle gitti. Tamam, kendi isteğiyle arabayla bindi ama bu bir psikolojik baskı altında yaptı diye düşünüyorum ben. Ya eminim, düşünmüyorum. Ya 14 yaşındaki bir çocuğun zaten beynini her türlü yıkarsınız yani. Her türlü kandırırsınız onu. Her türlü manipüle edebilirsiniz. Atez yalım. Her evet. türlü yani... 14 yaşından beri bu ilişki varsa hiçbir şey sezmediniz mi? Hiçbir şey farkına varmadınız mı? Ya işte öğretmenimiz geliyor gidiyor. Hani ne bileyim ya öyle... Ya sizin eve niye geliyor? İşte konduramıyorsun. Babamın arkadaşı işte aile dostu gidiyor geliyor ne bileyim. Ya sadece bizim eve gelmiyor. Bütün öğrencilerin evine Hayır, gidiyor. O da mı o köyde doğmuş Evet o muymuş? Köyde. Yani doğduğu köye öğretmen olmuş. Evet. O yüzden de mesela sizin babanız da onunla ortaokulda sınıf arkadaşı. Evet. Yani sınıf arkadaşı değil mi? Aynı dönemde okumuşlar aynı işte dönemde okulda. Ya arkadaşlar bak bunu yine söyleyeceğim, yine söylüyorum. Yani az önce şimdi Gülden'le de konuşuyorduk. Vallahi eve kimseyi almadı bizim babalarımız ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.